Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kütahya yöresine ait harika bir çorba tarifim var. Sıkıcık çorbası. Öncelikle 2 su bardağı ince bulguru bir yoğurma kabı içerisine alıyorum. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Daha sonra bulgurum hafifçe karıştırıp suyun her yere ulaşmasını sağlıyorum ve kapağını kapatıp bulgurum iyice şişene dek yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bekletiyorum zaten e, bulgur tam soğumadan yoğurma işlemi yapamayacağımız için 15-20 dakika bekletmek yeterlidir gördüğünüz gibi bulgurum iyice şişti hamur kıvamını aldı neredeyse şöyle bir karıştırıyorum kaşıkla. Elimle yoğurması sonradan daha kolay olur. Şunu da belirtmek isterim. Benim şimdi sizlere vereceğim tariften iki ölçü çorba çıkacaktır. Bir ölçüyü pişirip diğerini dondurabilirsiniz. Veyahut da yapması çok kolay bir çorbanın. Ölçüyü birkaç misline çıkarıp bir defa da bol miktarda hazırlayıp dondurucuya atıp Taze taze hazırlayabilirsiniz. Bulguruma 1 yemek kaşığı salça, yaklaşık 1 çorba kaşığı tuz, 1 çay bardağı un ve 1 çay bardağı bildiğimiz ev tarhanası ekliyorum. Zaten bu çorbaya özellikle lezzetini veren şey bu eklediğimiz ev tarhanası arkadaşlar. 1 kaşık nane ve bir tane iyice çektiğim soğanı ekliyorum şayet soğanı rendeleyerek kullanırsanız suyunu önceden sıkın lütfen benim bu aletim soğanı sulandırmadan çektiği için yalnızca çekip kullanmayı tercih ettim burada köftemize dilerseniz acı seviyorsanız şayet bir miktar pul biber de ekleyebilirsiniz ben küçük çocuklarım olduğu için acı eklemeden yapıyorum çorba Köftemi. Şimdi iyice bildiğimiz hamur kıvamını alana dek güzelce bulgurumuzu ve diğer malzemelerimizi karıştırıp yoğuruyoruz. Burada öyle sulu köfte veya pellah köftesi yapar gibi çok çok yoğurmamıza gerek yok. Güzel bir kıvamı olan bir köftedir. Sıka sıka biraz mıncıklamanız yeterlidir arkadaşlar. Sizleri sıkmamak adına bu aşamayı hızlandırıyorum Evet köftelerimiz neredeyse hazır Bu arada Geniş bir tepsiye birkaç çorba kaşığı un Serpiyorum Şekil verdiğim köfteleri Bu tepsiye alacağım sonrasında tepsiyi hafifçe unlayıp arada bir köfteleri içine attıkça arada bir karıştırırsak köftelerimiz birbirine yapışma yapmayacaktır. Evet gördüğünüz gibi hamur gibi çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi yuvarlamaya başlıyorum. Burada büyüklük sizin zamanınıza ve zevkinize kalmış. Ben yaklaşık nohut büyüklüğünde yapmayı tercih ettim. Zaten pişerken de hafif bir şişme yapacak köftelerimiz. Çok fazla şişmiyor ama bulguru daha önceden ısladığımız için. Harcım tamamen bitene kadar böyle minik minik yuvarlaklar halinde şekil veriyorum. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Ben Videoda sizlere gösterebilmek adına öncelikle elimde yuvarladım. Fakat tamamını bu şekilde yapmadım. Son zamanlarda baya e, moda olmuş. internette de birçoğunuzun eminim karşılaştığı bir alet var. Köfte falan yuvarlamak için kullanılıyor. Ben e, aldım. Denedim. Sulu köftede pek memnun olmadım. E, kıyma... Ne kadar ayırırsanız ayırın içerisinde ufak ufak sinirler olduğu için bir şekilde e, dizi dizi çıktı. Belki o gün benim kıymam kötü denk gelmişti bilemiyorum. yine deneyeceğim mutlaka. Fakat kıymasız olan köftelerde özellikle de minik minik yapmak istiyorsanız gerçekten çok büyük bir kolaylık. Bu şekilde e, elimle rulolar yaptım. 4-5 tane rulo yapıp bir defada hepsini bir anda köfteye çevirebiliyorsunuz. Hatta evinizde e, kıyma makinesi varsa kıyma makinesine uygun uçlar da bu makine ile birlikte gönderiliyor sizlere. Benimkisi e, bir Amerikan markası bir e, kıyma makinesi. Bir şekilde hiçbir standart kıyma makinalarında kullanılan uç uymuyor maalesef. O nedenle ben kullanamadım kıyma makinesi uçlarını. Ama normal standart ev tipi bütün kıyma makinesi uçlarını uyumlu bir iki çift ucunu gönderiyorlar sizlere. Direkt ruloları oradan çıkarıyorsunuz. Elinizde hiç uğraşmıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi birkaç hamlede bir sürü köfteyi bir anda yuvarlamış oluyor bu alet. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Ben internet adresi vermek istemiyorum. Aldığım firmadan çok çok memnun kalmadım. Ama internete köfte yuvarlama makinesi dediğinizde birçok sitede satılıyor zaten. Şimdi tencereye birkaç kaşık sıvı yağ ve 50 gram kadar tereyağı aldım. Bir kaşık salça ekliyorum ve salçamın çiğ kokusu çıkana kadar güzelce kavuracağım bunu. Burada sıvı yağdan maksadımız yalnızca tereyağının yanmaması. Yani çok fazla sıvı yağ eklemeyelim lütfen. Tereyağı daha güzel bir lezzet veriyor çünkü. Tereyağı olmayanlar bu aşamada margarin de tabii ki kullanabilirler ama aynı lezzeti yakalayamazsınız. Evet, salçamı çiğ kokusu çıkana kadar kaşığın arkasıyla eze eze güzelce kavuruyorum. Kavurduğum salçama önceden kaynattığım 1,5 litre suyu ekliyorum. Burada biraz buhar yaptı. Kusura bakmayın arkadaşlar ama mutfak hali yapacak bir şey yok. Şöyle hafifçe salça iyice dağılana dek karıştırıyorum. Tekrar su eklemiş olmam sizin kafanızı karıştırmasın toplamda bir buçuk litre su ekledim arkadaşlar Şimdi Köftelerimi Yavaş yavaş ekliyorum Şöyle bir karıştırıyorum Devamlı karıştırmaya gerek yok Kısık ateşte Yaklaşık 15-20 dakikada Tam kıvamında pişmiş oldu köftelerim Ben burada Çorba'yı ilk yaptığımda köftenin yarısını değil de üçte ikisini kullandım. Bir buçuk litre suya üçte ikisi gerçekten çok fazla geldi köftenin. Siz bunu ikiye bölüp bir buçuk litre suda pişirirseniz daha güzel olacaktır. Oruçken tam olarak tadına bakamadığım için videoyu çektim, hallettim ama daha sonra iftar vakti fark ettim ki biraz daha Sulu olsaymış daha lezzetli olacakmış bu çorba. Şimdi üzerine dilerseniz sarımsaklı, dilerseniz sarımsaksız yoğurt gezdiriyoruz. Çok lezzetli, çok güzel bir çorba oldu. Bulgur köftesi, mis gibi bir tarhana kokusu, üzerinde yoğurdu herkesin denemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Müptelası olacaksınız. Üzerine nane ve e, ben söylemiştim içerisine pul biber ekleyemedim ben. E, dilerseniz pul biberi sonradan bu şekilde üzerine de döküp servis edebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.